Arkadaşlar dolap rezalet. Dolaplarda yağ da yok. Sergen bugün gerçekten çok şanslı. Şanslı, evet. Özellikle doğalgaz borularına çok dikkat ederim. Fırın içine çok dikkat ederim. Dolap arkasına, bulaşık makinesinin arkasına çok dikkat ederim. Fayansların arasına çok dikkat ederim. Benim için önemli olan yerler. Mutfağı nasıl buldunuz? Çok, hiçbir şey yok. Ne demek bir şey yok? Vallahi bir şey yok. Vallahi bir şey yok. Sizce burayı temizlemek ne kadar sürer? Burası yarım saat. Abarttı. Yarım saat, bir saat. Çok abarttım. Çok hızlıyım. Bu da uçanlardan sonra çakılanlardan olacak herhalde. Özge Hanım, sizce ne kadar sürer bu mutfağın temizliği? Yani detaylı, düzgün bir temizlik istiyorsak en kötü 2 saatten buradan çıkamazsın. Yoksa diğer zaman, türlü yalap şalap. Daha kirli evler, o zaman 4 saatini versin. Ama yalap mutfakta mümkün. Yalap şalap olur. 30 dakikada ne yapabilir ki 30 dakikada o? Hangi birisini yapacak? Zeynep'in de buradan zaten temizliğini anlamış olun siz de. Vallahi benim için de burası 1,5 saati oturtturur. Çünkü yağ söküleceği çok yerleri var. Burada çünkü sonuçta not alacağız. Evet, hızlı da olmamız lazım ama aldığımız notun da hakkını vermek de önemli burada. 5 dakikada yaparım, 15 dakikada yaparım. Bence hiçbir şey yapamayacak Zeynep. Çünkü böylelikle iddiasını daha çok artırdı. Şimdi söylediği, Sergen'de aradığı bütün şeyleri, kusurları ben onda arayacağım. Balkon kapısı çok da silinecek. Yağlı. Orası balkon değil, orası sanırım salona giriyor. Tabii dahil, buranın içinde. Yok yok, çok fena değil. Nebahat Hanım, maşallah. Detay arama konusunda pek azimlisiniz. Çıkmana gerek yok abi. Şimdi ama bu üstü falan. Bitince tekrardan biz bunları göreceğiz. Burada sadece camları uğraştıracak. Evet, bu farkı. Burada başka bir şey yok.